Devam edelim. Kağıthane'de bir bilişim mağazasına soyguna gelen şapkalı, eldivenli ve maskeli dört hırsız kepengi kırdılar. Ve kırmaların ardından da alarmı çalınca tabii hemen fark edildiler. Ve hırsızları fark eden binadaki oturan sakinlerse, komşularsa soyguncuları şeytan taşlar gibi taşladılar. Soyguncular hemen paniğe kapıldı. Arabalarına atladıkları gibi kaçtılar. Çalıntı plaka, eldiven, şapka ve maske, hırsızlar soygun için her şeyi düşünmüş gibi gözükseler de unuttukları çok önemli bir detay vardı. Mağazanın alarmı onları ele verdi. Durumu fark eden mağaza bekçisi onları şeytan taşlar gibi taşladı. Kağıthane'de sabah saatleriydi. Soyguncuların hedefinde bu sefer Merkez Mahallesi'ndeki bir bilişim mağazası vardı. Çalıntı plaka taktıkları araçla mağazanın önüne gelen eldivenli, şapkalı ve maskeli dört hırsız hemen işe koyuldu. Üç hırsız kapıyı kırarken biri hem etrafı kolaçan ediyor hem onlara komut veriyordu. İşte tam o esnada kepengi kırılan mağazanın alarmı çalmaya başladı. Alarm çalınca telaşlanan hırsızlar hızlandı ama o sesi duyan biri daha vardı. Mağazanın bekçisi aşağı inemeyince açılabilir pencerelerin olduğu en üst kata çıkıp eline ne geçirdiyse üzerlerine fırlatmaya başladı. Tepelerine taş, tuzluk, saksı yağmaya başlayınca panikleyen hırsızlar hemen araçlarına binip kaçtı. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polisler çok geçmeden orijinal plakasını belirledikleri aracın emniyette 10 suç kaydı bulunan sahibi İsmet'i gözaltına aldı. Şüpheli yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Suç ortaklarının aranmasına devam ediliyor.